niet meer istiyorsun. Dat gaat ook heel zwaar ontregelend werken. Je moet daar de voorzorgen nemen. Benimki niet meer istiyorsun, o ablanın ama. Gel otur sen de. Normal Brussel helemaal voor het verkeer. Çok seviyorlar şunları ya. Sen de çok seviyorsun. Biz kahvaltımızı yaptık, toparladık bulaşıkları, yukarı çıktık. Hepimiz giyindik, hazırlandık. Değil mi? Evet. Benim hiç keyfim yok. Dünyaya ne oluyor bilmiyorum. Dünya ne hale geliyor bilmiyorum. Allah sonumuza hayır etsin. Ne oluyor bilmiyorum. Yani Ankara'daki olaylar, İstanbul'daki olaylar daha işte birkaç gün önce. Benim kuzenim Brüksel'de okuyor. Baba! Hayır. Brüksel'de okuyor. Central istasyonu da çok yakın. Neredeyse her gün oradan geçiyor. Çok şükür ama kuzenim iyi, aradım. O da evde dışarı çıkmamasını söyledi. Zaten da dışarı çıkmayacağım dedi zaten. Bunu kim buraya sıkıştırdı? Kim bunu buraya sıkıştırdı? Allah'ım ya. Kim? Sen mi sen mi? Sen? Sen? Evet. Ay, zihni yaramaz. Zihni yaramaz. Şuan. Ne için? Burayı ne yapmışsınız siz? Ne yaptınız siz burayı? Çalı bile yerinden kalkmış, oynamış. Ne yaptınız? Aradan biraz zaman geçti çünkü moralim çok kötüydü. O yüzden vlogu da biraz bıraktım. 3-4 saat falan geçti. Öğlen yemeğimizi yedik. Onları toparladım, kaldırdım. Mert ve Melis ikisi de uyudu. Melis'e "Ik ben mu" dedi, "Go slap" dedi. Onu da uyuttum. O da uyudu. O 1 saat uyudu ama. Thank you, Will. Thank you. Thank you, Will. Bir de ben içeride işte öğlen yemeğinin bulaşıklarını toparlarken burası bu hale gelmiş. Çadır da yerinden oynamış. Senin suyun orada ama bak, görüyorum orada yere atmışsın. İkisine ayrı ayrı şey koyuyorum. Su içerken bile pipetle ayrı ayrı koyuyorum hep. Yoksa kabul etmiyor. Bu ediyor da öbürü etmiyor. Kendi ayrı ayrı olacakmış. Ayrı pipeti, ayrı bardağı, ayrı şey, hepsi ayrı. Yiyecek ve içecekleri tamamen ayrı olması lazım. Onu karışmayı sevmiyor. Mert bayağı bir dinlemeye başladı. Bayağı konuşuyor. Yani resmen bildiğimiz konuşuyor. Mesela başını bir yere vurduğunda veya da işte düştüğünde "av" diyor. "Av" yani "av" gibisinden, hani acıdı gibisinden. Baba diyor, duymuştunuz galiba. Dede diyor. İki gün önce ilk defa teyze dedi. Hollanca'da da tete dedi. Tant yani, tete dedi. Abla diyor, aç diyor. Başka ne diyor? Aç diyor. En çok aç diyor galiba. Di diyor. Bir de bir şey istediğinde böyle gösteriyor. Di diyor. O yani. Hollanda'da da o diyor. Di. Di diyor. Kısacası her şeyi söylüyor. Sadece anneyi söylemiyor. Anneye ne zaman söylüyor biliyor musunuz? Canı çok yandığında veyahut da hani illa beni istediğinde o zaman anne diyor. Ama normal böyle anne de demiyor. Anne hani böyle ağlamaklı söylüyor yani. Güzelce böyle anne demek. Ama baba, dede, tantı, abla, aç, di. Başka ne var? Mamam. Zaten ilk söylediği şey mamamdı. De çok tuhafıma gidiyor. Çünkü Melis'in ilk söylediği anneydi. İlk. De bu her şeyi söylüyor anneydi. Mertçi baba. Baba. Mert baba. 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 Ne bu anne? Daha kafasını sallıyor ya. Hep reddediyor yani. Anne. Mertçe. Anne. Mert. Duma anne. Evet bak, ablayı dinle. Sakma anne. Ne? Abla. Abla mı desin? Ya. Anne dememişsin, demesin mi? Ne? Abla diyebiliyor ya, abla diyor ya. Abla. Ya. Abla. Ya. Abla. Ya. Diyor ya. Ya. Duma ablamız.
fermuarları böyle açıp kapatmayı onu da yeni öğrendi. Onun da hastası. Kapatıyor, açıyor, kapatıyor, açıyor. Şu an konuşmaz zaten konsantrasyonla şey uğraşıyor. İkisi birlikte o kadar yaramazlık yapıyorlar ki. Ay bak ayakkabıları şimdi dolaptan indiriyorlar. Bak öbürü de var bak. Bak şimdi ceket sıra cekette. Sıra ceketlerde. Ömer dedi, benim dedi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çabuk ol. Kapanıyor çünkü şarjı yok. Açıldığı gibi kapanıyor. Alo. Hello. Hello. Hi. Hello. Çocuklarla az dışarı çıkacağım şimdi. Yürüyerek mi gitsem diye düşünüyorum ya da arabayla gitsem uzağa daha büyük süpermarkete giderim. Daha hala kendimi %100 hissetmiyorum. Siz bilmiyorsunuz tabii ki. Ama ben hafta sonunda bayağı hasta oldum. Snapchat'te takip edenler biliyor. 40 derece ateşim vardı bir gün boyunca. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Böyle bir vuruyor, çok başım dönüyor. Galiba ben işte demir takviyesinin yan etkilerini yaşadım gibime geliyor. Ateşi anlamıyorum. Olabilir dedi doktor ama emin değilim. Bilmiyorum. İşte ama neyse, hafta sonu bayağı bir hastaydım ve hala onun etkisinden de hala tam iyileşmedim. Tamam, ekras komulu Mert. Mert'i biraz zorluyor burada. Hadi sen kay. Dur geliyorum. Hep vakti dur. Mert'i dikkat et. Abla geliyor. Biz eve geldik. Ben şunları çıkartırken arabadan Mert benim hemen cüzdanımı bulmuş, almış ve eşeliyor. Ne oldu aşkım? Mama, happy mama ops hold. Evet. Saçın evde almışsın. Happy mama ops hold. Yaptığım market alışverişi size gösterebilirim. Fazla değil, çok fazla değil ama. İlk önce ekmek aldım. Bu folkloru. İşte beyaz ekmek yemiyoruz biz. Böyle bir paket içinde küp küp doğranmış kaşar aldım. Biliyorsunuz Hollanda'nın kaşarları bayağı meşhurdur. Ve çok da güzel. Ben de severim. Şöyle küp küp doğranmış kaşar. Sonra yaban mersini aldım. Böyle bir kutu. Ben bunu yoğurtla yemeyi çok seviyorum. Çok güzel oluyor. İki tane kırmızı biber aldım. Bir paket. Farfalla.
kurdaleli makarna. Bundan. Bu benim en sevdiğim makarna sosu. Kurutulmuş domatesli. Toskana sosu. Bayılıyorum buna. En sevdiğim favorim bu. Ondan sonra kesme şeker. Aldığım bir paket böyle 1 kilo galiba. Evet 1 kilo. Ve tembel işi hazır humus aldım. Bunun üstüne ben evde birazcık daha baharat falan ekliyorum. Yağ ekliyorum sonra. Dediğim gibi tembel işi çok ama güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Ondan sonra çocuklara muz. Ben pek sevmem ama çocuklar bayılıyor. Günde bir tane yiyorlar. Ispanak. Bu da roka deniliyor galiba. Türkçe'de. Roka. Bir paket roka. Ve bu içecek. Royal Club Bitter Lemon. Bunu da pek severim. Bunlar da Melis ve Mert'in içtiği sütleri. Bunlar organik tam yağlı inek sütü. Bunlardan içiyorlar. Bu markadan içiyorlar. Bu Renland. Bir de yoğurt aldım. Bu da organik yoğurt. Bu da tam yağlı. Bu kadar. Hani demiştim ya bundan sonra değişiklikler olacak falan diye. O işte kanalla, vloglarla da alakalı. Ben artık vlogları her gün paylaşamayacağım. Yapamıyorum. Denedim. 3-4 ay denedim ama çok yoruluyorum. Sağlığımın da geri gittiğini hissediyorum. İşte dediğim gibi geçen de işte yine bağırsak sorunlarımdan hastaneye kontrole gittim. İşte kanımda işte iyi çıkmadı. Yakında yine farklı testler de yapılacak bağırsaklarımla ilgili. O yüzden hani ben kendime de lazımım. Çocuklarıma da daha uzun 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 seneler lazımım. O yüzden kendime çok iyi bakmam lazım. Ve her gün vlog çekmek beni aşırı çok yoruyor. Hem çocuklar, hem ev, hem vlog, hem bilirsiniz işte evin işleri, yemek vesaire vesaire vesaire. İlan da artık çalışıyor. 3-4 ay evdeydi ama o da artık çalışıyor ve ben bütün gün yalnızım. O geldiğinde zaten yemek yiyip çocuklar da yatıyor. O yüzden bunu artık yapamayacağım her gün. Ne kadar ben de çok istesem de artık yapamayacağım. Tamamen bırakmak istemiyorum. Ona yapamıyorum işte. Ama indiriyorum. Haftada 3 defa yapabilirim. O yüzden kafamı şimdi haftada 3 defaya koydum. Böyle çok böyle kendimi iyi hissettiğim güzel haftalarda belki 4 defa da olabilir. Hala daha değişik videolar çekmeye de devam edeceğim. O yüzden bazen işte dediğim gibi haftada 2 vlog, bir temalı video olabilir veyahut da haftada 3 vlog, bir temalı video olabilir. Hani daha henüz tam bir şey söylemiyorum. Önce bir bakmak istiyorum yani nasıl gidiyor, ben neler yapabiliyorum, benim sağlığım, vaktim, işte neye el veriyor, neler yapabiliyorum diye. Şimdilik böyle. Bakalım belki biraz sonra, bak Melis okula gidecek. Yazdan sonra bakalım nasıl olacak ve benim de sağlığımda biraz enerjimde tekrar böyle eski seviyeye gelmiş olur. Ama şimdilik tekrar yine böyle olması gerek. Eminim zaten anlayışla karşılayacaksınız. Ben zaten bunu ta geçen haftam, ondan önceki haftam yine Instagram ve Facebook'ta paylaşmıştım. Ve zaten hepiniz destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim yani. Saat şu an 4. Şuralara bir toparlayayım. Bir süpüreyim. Süpürmek istiyorum. Ondan sonra da yemeğe başlarım. İlhan 6'da evde olur.
yardım ediyorsun. Thank you, Veo. Ha, doldurayım mı? Okay. Sen mi attın bunları? Deyse. Like this is rose. Bu böyle pembe açacak. Hyacinth. İsmi bunların Türkçesini bilmiyorum. Bu da mor açacak. İki böyle pars anne. This is pars. This is rose. İki böyle this. Okay, bu senin olsun, bu da benim. Yeah. Okay. Yan gel. Ne iş yapıyor? Melis pire yapıyor. So, echt goed hoor. Aferin sana. Kendi başına yapıyor hepsini. Teo knap. Sen ne yapıyorsun telefonumla? Aferin. There's no tea. Okay. Anne, sen yapalım. Bak, bak. Şeyinden çıkarmış bizi. Şkap. Jiraf. Part. Part. Jiraf. Part. Apa. Jiraf. Part. Apa. Vogel. Ba. Vogel. Ba. Ya. Ba. Ne oldu aşkım? Türkçe'nin bazı. Dötiye. Ya. Haftaya yumurta aramaya gideriz ha Melis? Ayrı zuku. Hafta değil galiba. Önümüzdeki pazartesi. Paskalya bayramı Hollanda'da. Ve herkes yumurta aramaya çıkıyor çocuklarla. Özel böyle minik minik böyle festival değil mi? Festival büyük bir kelime de. Hani böyle bir takım şeyler organize ediliyor çocuklar için. Ve yumurta arıyorlar. Ben küçükken de biz de hep aramaya giderdik ailece. Ben bilmiyordum. Benim kardeşimden babam söyledi. İşte bu sene yine var diye. Gideriz diye. Mert de arar. Yani biz tabii ki kutlamıyoruz Paskalya'yı. Ama yani çocuklar için eğlenceli oluyor. Zaten biraz sonra okulda da bir sürü şeyler yapacaklar. Yumurta falan boyuyorlar. Küçükken anne de yaptı hepsini.